الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إلى آخر الآية صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها فيما قال أو كما قال Aziz ve muhterem kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey insanlar! Şeytana tapmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin. İşte dost doğru yol budur diyerek sizden söz almadım. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben size gecesi gündüz gibi apaçık bir yol bırakıyorum. Kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordu. Bir adam çıka geldi. Elbiseleri bembeyaz. Saçları simsiyah. Üzerinde bir sefer, bir yolculuk izi de yoktu. Aramızda onu tanıyanımız da yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna oturdu. Dizlerini Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dizlerine yasladı. Ellerini de dizlerin üzerine koydu ve dedi ki Ya Muhammed, ehberni anil İslam. Ey Muhammed, bana İslam'ı anlat. Resul-i Ekrem Efendimiz, İslam Allah'tan başka ilah olmadı. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu kabul etme. Namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve eğer imkanın varsa hac etmendir buyurdu. Gelen zat doğru söyledin dedi. Hazreti Ömer diyor ki adama şaşırdı. Hem soru soruyor hem de tasdik ediyor. Sonra o kişi فَاَخْبِرْنِ عَنِ الْا۪يمَانِ Bana imanı anlat. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İman Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmandır dedi. Bu cevap üzerine adam yine doğru söyledin dedi. Bu sefer فَاَخْبِرْنِي عَنِ الْاِحْسَانِ Bana ihsanı anlat dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni her an görüyor. Karşılığını ver. Adam yine doğru söyledin dedi. O zat bir soru daha sordu. Ve ahbirni anis sa'a. Kıyamet ne zaman kopacak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kendisine soru sorulan kimse soruyu sorandan daha bilgili değildir buyurdu. O şahıs aramızdan ayrılıp gidince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu soruları soran kimdi biliyor musunuz dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik biz. Efendimiz de şöyle dedi. O Cebrail idi. Size dininizi öğretmek için geldi buyurdu. Kardeşlerim, İslam kaynaklarında Cibril hadisi diye bilinen bu hadis bize İslam'ın şartlarını, imanın esaslarını, ahlakın ilkelerini açık bir şekilde öğretmiştir. Buna göre İslam açık, net, sade, arı, duru ve berraktır. Bu kadar açık hükümler varken, elde Kur'an gibi bir vaki bir hakikat bulunuyorken, yüce dinimiz İslam'ı sır, gizem, rüya, keşif, kerametler ve gelecek tasavvurlara üzerine bina etmeye kalkışmak asla kabul edilemez. En büyük keramet daima sırat-ı müstakim yani doğru yol üzere olan yoldur. Önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi büyük bir rehber varken kurtarıcı beklentileri içerisinde kıyamet alametleri üzerinden bir din ihdas etmek asla kabul edilemez. Hasreten Kur'an'ın
diye tarif ettiği karma karışık rüyalar üzerine asla bir din bina edilemez. Allah'ın açık hükümleri dururken heva ve heves eseri olan rüyalara amel edilemez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerini dururken rüyalara iyiye kötü üzerine bina edilemez. Zira peygamberin rüyası dışında hiçbir kimsenin rüyası bir bilgi kaynağı olarak da İslam'a göre kabul edilemez. Kardeşlerim, Cebrail aleyhisselamın kıyamet ne zaman kopacak sorusuna Peygamber Efendimiz'in verdiği cevap çok manidardır. Bu konuda kendisine soru sorulan kimse soruyu sorandan daha bilgili değildir buyurmuştur. Buna rağmen gayb alemine dair Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile ben bilmiyorum cevabını vermiştir. Zihinleri bulandırmak beyhudedir. Bugün birilerinin gaybtan verdiği haberler üzerine hayatımızı bina etmemiz anlamsızdır. Gayb ve melukat alemine dair kıyamet senaryoları üzerinden dini anlamak, dini okumak kabul edilemez. Kardeşlerim, bize düşen ahirete inanmak ve onu kazanmak, ona hazırlanmaktır. Bir gün bir sahabi Allah Resulüne kıyamet ne zaman kopacak diye sorduğunda Peygamber Efendimiz kıyamet günü için ne hazırladın diye cevap verir. Allah Resulü bu cevabı ile bize kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenmek yerine ondan sonrası için ne hazırladığımızı sorgulamamızı öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen bir dua ile bitiriyorum. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz bize doğru yolu yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Kuşku yok ki lütfu olan yalnız sensin. Ela inna ahsene kelam ve evde var nizah kelamullahi melkil azizil alem. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم.